Yarım küre şeklindeki bir cismin merkezine noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi konuyor. Kürelerin iç yüzeyindeki K, N, M noktalarındaki aydınlanma şiddetleri EK, EL ve EM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Aydınlanma şiddeti I/d bölü D kare formülüyle bulunabilir. Dolayısıyla ışık şiddeti her üç noktaya giden aydınlanma şiddeti içinde de aynı ve kürenin merkezine konulduğu için buralar yarı çap olduğundan dolayı ışık kaynağının noktalara olan uzaklığı da eşit olduğu için her üçünün de aydınlanma şiddeti birbirine eşittir. Çünkü merkezden gelen bu yarı çap vektörü her birisi için de dik olacağından dolayı hepsindeki aydınlanma şiddetleri eşit olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz C şıkkıdır. Bir dalga leğeninin içinde şekildeki gibi basamaklar konulduktan sonra su ile dolduruluyor. Sabit frekansta çalışan bir kaynak tarafından doğrusal su dalgaları üretildiğinde ilerleyen dalgaların 1, 2 ve 3. basamak üzerinde ilerleme süratleri V1, V2 ve V3 olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Su dalgaları derinde hızlı, sığ ortamda ise daha yavaş giderler. Dolayısıyla en sığ ortam bir numaralı basamağın olduğu yer olduğu için orada en yavaş gidecektir. En derin ortamda 2 numaralı basamağın üst kısmı olduğu için en hızlı da orada gidecektir. Dolayısıyla süratlerinin sıralaması V2 büyük, V3 büyük, V1 olduğundan doğru cevap seçeneğimiz A şıkkıdır. Doğrusal yolda hareket eden R ve S araçların hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçlar T0 anda yan yana olduğuna göre hangi zaman aralığında araçlar arasındaki uzaklık artmıştır diye sorulmuş. Burada hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmesini verir. T0 anda yan yana olduklarına göre S arabası sabit hızda 3T süre yol gittiği için pozitif yönde VT VT ve VT olmak üzere toplamda 3 VT kadarlık yol almıştır. Çünkü her bir grafiğin altında kalan alan vt kadardır diyebiliriz. R aracı ise başlangıçta 0 t arasında vt bölü 2 kadarlık bir yol alıyor. Daha sonrasında t 2 t aralığında gene vt bölü 2 kadarlık yol alıyor. Daha sonrasında 2 t 3 t aralığında 1 vt kadarlık yolu burada alıyor. 1 vt bölü 2 de burada aldığı için 2T, 3T aralığında S aracını biraz da yakalamaya başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla uzaklık 0T aralığında artmıştır. Çünkü 0T aralığında R arabası yarım birim yol aldığında S arabası tam birim yol aldı. Aynı şekilde T 2T aralığında da gene S arabası VT kadar sabit hızla gittiği için R arabası ise bunun yarısı kadar yol aldığından daha da gerisinde kaldı. Dolayısıyla 0T ve T2T aralarında aralarındaki uzaklık arttığı için doğru cevap seçeneğimiz değişiklidir. LM metal çiftleri birbiriyle perçinlenip oda sıcaklığında şekil 1'deki gibi dengededir. Ortamın sıcaklığı artırıldığında denge durumu şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre boyca uzama katsayıları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Sıcaklık arttığında L metal çifti K'yı kapladığı için L'nin uzama katsayısı K'nınkinden daha büyüktür. Aynı şekilde M de L'yi kapladığı için 2'nin daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz M, olan E şıkkıdır. İletken yüklü KLM küreleri elektrik alan çizgilerinin modellenmesi şekillik gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Elektrik alan artı yükten dışa doğru eksi yükten ise içe doğrudur. Dolayısıyla baktığımızda şekil 1'de buradan dışa doğru çıktığı için K artı L ise içe doğru girdiği için eksi yüklüdür. Aynı şekilde K'dan artı dışa doğru M'den de artı dışa doğru olduğu için aynı cins yüklüdür ve elektrik alan çizgileri birbirini kesmez diyebiliriz. Buna göre K ve L aynı cins yükle sahip değildir. Zıt yüklü K ile M aynı cins yüklüdür. Evet. L ile M'nin yükleri zıttır ifadesi de doğru olduğu için. Çünkü birisi eksi birisi artı olduğundan doğru cevap seçeneğimiz 2 ve 3 olan değişik kıdır. Düşey kesiti şekilde gibi olan kap su doludur. Kabın 3S kesit alanını KL yüzeyine etken sıvı basınç kuvveti F1, 4S kesit alanını PR yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti F2 olduğuna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Sıvı basınç kuvveti o noktaya etki eden basınç çarpı yüzey alanı şeklinde tanımlanabilir. Dolayısıyla KL yüzeyinin ortasındaki sıvı basıncı o noktanın sıvı yüzeyine olan yüksekliğinin sıvının yoğunluğu ve yer çekimi yemesiyle çarpımıyla bulunur. Dolayısıyla KL noktasındaki sıvı basıncı HD kadar olduğu için F1 dediğimiz ifade HDG çarpı yüzey alanı olan 3S'tir. F2 ise PR yüzeyinin tam orta noktası su yüzeyine olan yüksekliği H olduğu için HDG çarpı 4 eslik bir sıvı basınç kuvveti vardır diyebiliriz. Dolayısıyla buradan HDG ifadeleri ve seyler sadeleştiğinde oran 3 bölü 4 olarak elde edilir. Doğru cevap seçeneğimiz E şıkkıdır. Sürtünmesiz doğrusal bir yolda durmakta olan M kütleli cisme etki eden yatay kuvvetin cismin yer değiştirmesine göre Bağlı değişim grafiği şekildeki gibi veriliyor. Buna göre kinetik enerjisi hangi aralıkta artmıştır diye sorulmuş. Yapılan net iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Eğer yapılan iş pozitifse kinetik enerji artar. Yapılan iş negatifse kinetik enerji azalır diyebiliriz. Dolayısıyla baktığımızda P bölgesinde ki grafiğin altında kalan alan pozitif olduğu için bu bölgede kinetik enerji artmıştır. Daha sonrasında R bölgesinde tekrar pozitiflik bir iş yapıldığından R bölgesinde de artmıştır. Gene S bölgesinde pozitif yönde bir iş yapıldığı için gene S'de de artmıştır. Ancak artık bu pozitif yöndeki artışla birlikte cisim ve pozitif yönünde belli bir hız değeriyle giderken T bölgesinde negatif değerli bir iş yapıldığından T'de ise azalmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız PRS olan D şıkkıdır.